Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere sadece iki motiften oluşan altıgen hırkamızı tarif edeceğim. İki adet altıgen motif hazırlayacağız. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Şahane oldu. Şöyle yaka detayına bakalım. Muhteşem oldu. Bakın model gerçekten çok güzel. Bu hırkaya da çok yakıştı. Şöyle kol kısmında göstermek istiyorum. Bakın böyle geniş bir kolu var. Çok güzel görünüyor. Bunu istediğiniz bedene göre ayarlayabilirsiniz. Benim hazırlamış olduğum hırkam 40-48 beden aralığına uygun. Burada motifin sıra sayısını istediğiniz kadar büyüttüğünüzde Hırkanızda büyütmüş oluyorsunuz istediğiniz beden aralığına göre sizler bunu rahatlıkla hazırlayabilirsiniz gerçekten bakar mısınız renkler modelin duruşu inanılmaz hoşuma gitti böyle biraz da salaş bir hırka bu çok güzel oldu içimesinden güzel bir proje oldu umarım sizlerde beğenir ve denersiniz detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Örgüm için Spaghetti yarnı soft cake ipinden 2 yumak kullandım. Bakın şöyle renklerini göstermek istiyorum. Burada bir farklı rengini kullandım. Yine farklı bir rengini de sizlerle bakın şöyle yakından paylaşmak istiyorum. O kadar güzel renkleri var ki seçmekte zorlanacaksınız. Spagettiyar.com adresini ziyaret ettiğiniz zaman farklı renk seçeneklerine bakabilirsiniz. Hemen şöyle ipin özelliğinden de sizlere bahsetmek istiyorum karışımı %55 pamuk %45 akrilik 1000 metre uzunluğunda 250 gram ağırlığında çok hafif bir iplik ve metrajlı bir ip olduğu için oldukça bereketli. Ben bu çalışma için 2 yumak kullandım. Ee, bu arada abonelerime özel Spagetti Yardan güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. SpagettiYardan.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti ailesine çok teşekkür ediyorum. Burada soft cake ipliğimi aldım. Bakın dokusu yakından bu şekilde örüm oldukça rahat yumuşak bir dokusu var. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıklığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada isterseniz başlangıçta sihirli halka ile başlayabilir ya da benim gibi zincirle de başlangıç yapabilirsiniz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5. zincirden sonra ilk çektiğim zincirin içerisine batıyorum. Kilit zincirden sonraki bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırarak bakın burada bir halka oluşturmuş oluyorum. Şu kısa ipi de araya alarak gizleyelim. Bu noktada 1 iki zincir çekip tığımızın başına dolayarak halka içerisine batıyoruz. ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doluyoruz. İkisini birlikte 2 i̇ki ilmeğimiz kalıyor. Doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzanla başlangıç yapıyoruz. Zincir olduğu için ikili trabzan ördük. Şimdi arada bir, iki, üç zincirimiz var. Doluyoruz. Halka içerisine gelerek ilmek çıkarıyoruz. Üç ilmek var. Doluyoruz. İlk iki ilmeği örüyoruz. İki ilmeği bekletiyoruz. Doladık. Halka içerisine batıp tekrar ilmek çıkarıyoruz. Doluyoruz. İlk iki ilmeği ördükten sonra üç ilmeğimiz kalıyor. Doladık. Üçünü tek seferde topluyoruz ve burada bir fıstık oluşturmuş oluyoruz. Aralarda yine 3 zincirimiz var. 1 2 3 zincir. Doluyoruz. Halka içerisine gelip şu kısa ipi burada bırakalım. Halka içerisine gelerek ilmek çıkarıyoruz. İlk 2 ilmekleri örüyoruz. Doladık. Halka içerisine batıp tekrar ilk 2 ilmeği örüyoruz. 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. 1 2 3 zincir. Doladık. Halka içerisine batıp ilk 2 ilmeği örüyoruz. 2 ilmek tığda bekliyor. Doluyoruz. Halka içerisine batıp tekrar ilk 2 ilmeği örüyoruz. 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Sonra arada yine 3 zincirimiz var. Ve bu şekilde fıstıklarımızı oluşturacağız. İlk 2 ilmekleri örerek 2 kez batarak toplamda 12 adet böyle fıstıklarımız oluşmuş olacak. Baştaki zincirli noktayı da fıstık olarak sayıyoruz. Tırabzan noktayı 1, 2, 3, 4, 5 tane ördük. Bunu şimdi 12'ye tamamlıyoruz. Burada bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane fıstığımızı oluşturduk. Bitirirken de 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın ilk fıstığa dokunmadan direkt 3 zincirlik geniş boşluğun içerisine batıp ilk gelen 3 zincirlik boşluğun içerisine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bu kaydırmadan sonra 1, 2, 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Tığımızın başına dolayarak buradaki 3 zincirlik boşluğun içerisine geliyoruz ilmek çıkardık 3 ilmeğimiz var doluyoruz İkisini birlikte örüyoruz 2 ilmeği bekletiyoruz tekrar doladık aynı boşluğun içerisine gelerek ilmek çıkardık bakın 4 ilmek var doluyoruz İlk ikisini örüyoruz şimdi 3 ilmek var doladık 3'ün tek seferde topluyoruz başta zincirle başladığımız için burada 3 ilmeğimiz oldu diğer noktalarda 4 ilmek oluşacak bunu ördüğümüz zamanda göreceksiniz şimdi buradaki bir tane fıstığımızı oluşturduk şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyoruz ve 3 zincirlik sıradaki gelen boşluğun içerisine direkt batıp ilmek çıkarıp sık iğne örüyoruz. Bakın burada 4 zincirlik bir file noktası oluşturduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir doluyoruz. Bir diğer 3 zincirlik boşluğun içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 2 ilmeği tığda bekletiyoruz. Doladık aynı boşluğa tekrar batıp ilmek çıkardık doluyoruz ilk iki ilmeği örüyoruz diğer ilmek tığda bekliyor doluyoruz aynı boşluğa batıp yine ilk iki ilmeği örüyoruz Bakın bu kez üçlü battık fıstığımızı üçlü yapacağız şimdi 4 ilmek var doluyoruz bu dört ilmeği tek seferde topladık arada 1 2 3 zincirimiz var doluyoruz şimdi aynı boşluğun içerisine burada yaptığımız üçlü fıstığı tekrar ediyoruz batıyoruz, ilmek çıkardık. İlk iki ilmeği örüyoruz, doluyoruz, batıyoruz, ilmek çıkardık. Yine ilk iki ilmeği örüyoruz, doluyoruz, batıp ilk iki ilmeği örüyoruz. Toplamda burada dört tane ilmeğimiz oluyor. Dördünü tek seferde topluyoruz. Bakın buradaki köşe noktayı oluşturduk. Şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir. Sıradaki gelen 3 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne ile file oluşturuyoruz. 1 2 3, 4 zincir doluyoruz. Şimdi bir diğer 3 zincirlik boşluğa batıp 3 kez battığımız fıstıklardan oluşturacağız. İlk 2 ilmekleri alarak 4 ilmeği tek seferde topluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. iki fıstık arasında 3 zincirlik boşluğumuz var. Şimdi üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Aynı boşluğun içerisine. Bakın buradaki yaptığımız işlemin birebir aynısı. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Üçlü fıstığı yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincirle file noktasını oluşturacağız. 3 zincirlik boşluğa sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Sonra tekrar bakın burada olduğu gibi ikili fıstıkları yapacağız. 3 zincirlik boş, aynı boşluğa. Arada da 3 zincir olacak. Bakın şöyle göstermek istiyorum. İlk fıstığımızı bir yarım yaptık. Diğerini bitirirken yapacağız. Arada 4 zincir var. Sık iğne 4 zincir. Bir sonraki 3 zincirlik boşluğa üçlü fıstık. Arada 3 zincir. Üçlü fıstık aynı boşluğa. Sonra 4 zincir. Bir diğer 3 zincirlik boşluğa sık iğne. Tekrar 4 zincir. Aynı buradaki fıstıklı noktayı devam ettireceğiz. Hep bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın sıramızın sonuna geldik. Buradaki son ikili fıstığı yaptık. 4 zincir. Buradaki son 3 zincirlik boşluğa sık iğnemizi örüyoruz. Sık iğneden sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip doluyoruz. Şimdi burada yarım yapmıştık fıstığın bir tanesini. Şimdi ikili olarak bu noktayı tamamlamamız gerekiyor. Şimdi bu noktaya gelip bu boşluğa yine 3 kez battığımız fıstığımızdan oluşturuyoruz. Bakın ilk başladığımız 3 zincirlik boşluğa batıp ilk 2 ilmekleri 3 kez alarak 4 ilmeği tek seferde topluyoruz. Şimdi bu noktada tığımızın başına dolayarak Buradaki ilk başladığımız fıstığın şöyle tepesine batıyoruz. Bakın zincirden sonra gelen burada ilmekleri topladığımız noktanın tepesine batıp 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. 3'ünü tek seferde toplayarak burada bir tekli trabzanlı 3 zincirlik boşluğu elde etmiş oluyoruz. Yukarı çıkarken de bakın bunu sıkar, elimizi sıkarak yapmıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekip tığımızın başına dolayarak şimdi buradaki oluşturduğumuz tekli trabzan boşluğuna batıyoruz ilmek çıkardık. Yine ilk iki ilmeği alıyoruz. Diğer iki ilmek bekliyor. Bu fıstıklar hep aynı şekilde ilerlemiş olacak. Doluyoruz. Aynı boşluğun içerisine batarak ilmek çıkarıp ilk iki ilmeği örüyoruz. 3 ilmek var. Başlarken her defasında 3 ilmek olacak. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Şöyle baktığımız zaman bakın ikili fıstıklardan 6 adet var. 2. Bakın 1 2 3 4 5 6. Bu bize 6 kenar verecek. Böyle altıgen motifi bu şekilde oluşturmuş olacağız. Şimdi başlarken fıstığı hep bu şekilde başlayacağız. Bitirirken de yine tekrar sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu şekilde e, bitiş ve başlangıç noktası hep bu fıstıklardan ilerleyecek. Ve bitiş ve başlangıç noktası hiç belli olmamış olacak. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. 4 zincirden sonra 4 zincirlik file boşluğuna hemen sıradaki gelen 4 zincirlik file boşluğuna direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. Sık iğne. Tekrar 1, 2 3 4 zincir. Bir diğer 4 zincirlik file boşluğuna batıp sık iğne. Bakın 1 2 şimdi tekrar 1 2 3 4 zincir. Doluyoruz. 3 zincirlik boşluğa girerek bu ikili fıstıktan yapacağız. Hemen ilk 2 ilmekleri alarak 3 kez batıyoruz. 3 zincirlik boşluğa 4 ilmeği tek seferde topluyoruz. Arada 3 zincirimiz vardı doluyoruz. Aynı boşluğa gelerek üçlü fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 kez batarak ilk iki ilmekleri aldık. 4 ilmeği tek seferde topladık. Bakın hep bu nokta böyle devam edecek. Araya baktığımız zaman da burada 2 tane file boşluğumuz vardı. Bu sırada 1 2 3e çıkmış oldu. Şimdi devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir. Tekrar 4 zincirlik boşluğu gördüğümde sık iğne ile ilk filemi oluşturuyorum. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir. 4 zincirlik file boşluğuna batıp sık iğne 1 2 3 4 zincir. 3 zincirlik boşluğa batıp üçlü fıstıktan 2 tane yapıyorum. Arada da 3 zincirim oluyor. Bakın. Tek seferde topladım. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar üçlü fıstığımızı örüyoruz. Şimdi örgü hep bu şekilde devam edecek. Şöyle açarak gösterelim. Daha net anlaşılsın. Şimdi bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıra sonu birlikte yapıp yeni sıraya başlayalım. Bakın sıramızın sonuna geldik. E, 4 zincir çekip 4 zincirlik boşluğa sık iğne ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekiyoruz. Doladık. Bakın ilk başladığımız fıstıklı noktaya geldik. Buradaki tekli trabzanla oluşturduğumuz boşluğumuza tekrar batıp ikinci fıstığımızı oluşturarak bu köşeyi de tamamlamış oluyoruz. İlk iki ilmekleri örüyoruz. Artık fıstıkları nasıl yaptığımızı biliyoruz. Bakın başlarken bir tane ile başlıyoruz. Bitirirken de ikincisini örerek sıramızı tamamlamış oluyoruz. Doluyoruz. Sonra yine bakın zincire dokunmadan ilmekleri topladığımız tepe boşluğa batıp buradan ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. üçünü tek seferde topladık. Bakın, elimizi sıkmadan yapıyoruz bu işlemi. Sonra tekrar 1 2 3 zincirle yukarı çıkıyoruz. Her defasında aynı bitiş ve başlangıcı yapacağız. 3 zincirden sonra dolayarak batıp ilk 2 ilmekleri örüyoruz. 3 zincir olduğu için iki kez batarak bu işlemi yapıyoruz. Başlangıçta 3 ilmeğimiz oluyor. 3'ünü tek seferde topladık. Her defasında 4 zincirle devam edeceğiz. 2 3 4 ve geleceğiz 4 zincirden sonra ilk gelen 4 zincirlik boşta direkt sık iğne ile başlayacağız. Bu her defasında aynı olacak bakın her sıra başlangıcında aynı olacak. Şimdi artık şu bu yelpazeli olan noktayı trabzanlı olan kısmı örmeye geçiyoruz. Şimdi burada fili sayımız 3'e çıktıktan sonra doluyoruz. Artık bundan sonra iki sıra hep kendini tekrar edecek. Bir sıra fili olacak. Bir sıra bu öreceğimiz trabzanlı nokta olacak. Bakın direkt doluyoruz. Sık iğneden sonra direkt doluyoruz tam ortada kalan 4 zincirlik file boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladık. Aynı boşluğa gelip ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu kısımda trabzanlarımızı örelim. Şimdi burada bakın toplamda 8 tane ikili trabzanımızı ördük. 8 tane ikili trabzanı bu file boşluğuna ördükten sonra 8. trabzandan sonra 4 zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne örüyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincirli yukarı çıkıp tığımızın başına doluyoruz. Ve 3 zincirlik boşluğa gelip tekrar ikili fıstığımızı oluşturuyoruz. Bakın bu ikili fıstıkları gördüğümüz zaman buralara üçlü ikili fıstığımızı oluşturuyoruz. Arada da hep 3 zincir var. Fıstık 3 zincir fıstık şeklinde bu kenar hep böyle uzayıp gidecek. Bakın 4 ilmeği tek seferde topladık. Sonra tekrar aşağı inmek için 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen 4 zincirlik boşluğa direkt sık iğne, sık iğne daha sonra direkt doluyoruz. Gelen file boşluğuna 8 tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzan ördükten sonra 4 zincirlik boşluğa gelip direkt sık iğne ile bu noktayı tutturuyoruz. Bakın. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle buradaki yaptığımız gibi köşe noktamızı oluşturuyoruz. Şimdi bu şekilde tamamını örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bakın bu son kenardaki 8 tane trabzan noktamızı ördük. 4 zincirlik boşluğa sık iğne örüyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Ve bakın ilk başladığımız boşluğa gelerek diğer ikinci fıstığımızda da bu aşamada örerek bitireceğiz şimdi 4 ilmeği tek seferde topladık doluyoruz bakın aynı bitiş ve başlangıcı yapıyoruz 3 ilmeği tek seferde toplayarak tekli trabzanla bitişimizi yaptık yine 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp aynı boşluğa iki kez batarak 3 zincir olduğu için 3 ilmeği tek seferde topluyoruz 1 2 3 4 zincir bakın birebir aynı başlangıç geliyoruz 4 zincirlik boşluğa direkt sık iğne örüyoruz Şimdi bundan sonra bakın trabzanlı yelpaze e, ilk sıramızı yaptık. Bundan sonra e, file sırası, trabzanlı sıra, file sırası, e, yelpaze sırası şeklinde model kendini tekrar edecek. Yani hep iki sıra kendini tekrar edecek. Şimdi dört e, zincir çekip sık iğne bu noktaya e, bağlantımızı yaptık. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyoruz. Aralar hep dört, dört zincirden oluşuyor. Sadece köşelerde iki fıstık arasında 3 zincir çekiyoruz. Şimdi burada 8 tane trabzan var. Buradaki birinci trabzandan başlıyoruz. 1 2 tane trabzan bırakıp 3. trabzanın tepesine batıp direkt sık iğne ile buradaki ikinci fili boşuna elde etmiş oluyoruz. Sonra devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir. Yine 1 2 tane trabzan atlayarak 3. trabzan boşluğuna batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bakın trabzanları bu şekilde geçeceğiz. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir ve 4 zincirlik file boşluğuna batıp sık iğne. Bakın file sayıları artıyor. 1 2 3 4 zincir. Doluyoruz. Köşe noktaya geldik. Köşede bu işlem hep aynı devam ediyor. 3 zincirlik boşluğa hemen fıstıklarımızı yapalım. Arada da 3 zincirimizi çekeceğiz. İlmekleri topladıktan sonra 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa gelip burada hemen fıstığımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 zincirlik boşluğa gelip direkt sık iğne örüyoruz. Sonra bakın buradaki yaptığımız işlemi diğer kenarlarda da uygulayarak bakın altı tane kenarımız var. Bütün kenarlarda uygulayarak sıra sonuna kadar gelelim. Aynı bitiş ve başlangıcı yapıp tekrar bir sonraki sırayı nasıl yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Bakın burada sıramızın sonuna geldik. Dört zincirimizi çektikten sonra ilk başladığımız boşluğa gelip ikinci fıstığımızı da bu aşamada örerek bu noktayı bitiriyoruz. Yine aynı bitiş ve başlangıcımızı yapıyoruz. Sıramızı bitirdik. Yine 1 2 3 zincirle yukarı çıkıp ilk fıstığımızı oluşturuyoruz. Yine 1 2 3 4 zincir. Bakın hep başlangıçlar fıstıkla ve 4 zincirli oluyor. Şimdi gelen 4 zincirlik ilk boşluğa direkt sık iğne ile bakın 4 zincirden sonra sık iğne ile tutturacağız. Hep bu nokta böyle devam edecek. Sonra baktığımızda bu 4 zincirle sık iğne ile bu noktayı tutturduktan sonra doluyoruz. File sırasından sonra gelen ikinci file boşluğuna direkt trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. 8 tane ikili trabzan öreceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane kilit trabzanımızı ördük. Bakın trabzanların tam ortasında kalan bir file noktası var. Bu tam ortasında kalan noktaya sık iğne denk gelecek. Direkt batıyoruz bir sonraki noktaya sık iğne. Bakın file sırasından sonra bu sırada hep aynı ilerleyecek. File sırasından sonra 4 zincir çekip ilk noktaya sık iğne ördükten sonra ikinci noktaya hep trabzan denk gelecek. Bir diğerine sık iğne. Doluyoruz bir diğerine tekrar 8 tane trabzan öreceğiz. Hemen birlikte örelim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane tırabzanımızı ördük. 4 zincirlik boşluğa girip direkt sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çekip hemen 3 zincirlik boşta 2 tane fıstık noktamızı oluşturuyoruz. Bakın 3 zincir. Aynı boşluğa tekrar ikinci fıstığımızı 3 kere batarak oluşturuyoruz. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir. Bakın yine 4 zincirle gelen şu dilimde de bakın baştaki yaptığımız işlemin birebir aynısı. Fıstığı ördükten sonra 4 zincir, ilk gelen 4 zincirlik boşluğa direkt sık iğne. Bu hep böyle olacak. File sırasında doluyoruz. İkincisine 8 tane ikili tırabzanımızı örüyoruz. Yani şu kenarda yaptığımız işlemi diğer noktalarda da birebir tekrar ediyoruz. Bu sırayı da tamamlayalım. Bir kez daha file sırasını nasıl yapıyoruz sizlerle hemen paylaşalım. Bakın sıramızı aynı şekilde tamamladık. Sık iğne tekrar 4 zincir. ikinci fıstığımızı ördükten sonra tekli trabzanla bitişimizi yapıp yine fıstıkla başlangıcımızı yaptık. Yine 4 zincirimizi çekip gelen ilk 4 zincirlik boşluğa direkt sık iğne örüyoruz. Bakın bu sıra hiç değişmiyor. Bu başlangıç hiç değişmiyor. Şimdi trabzanları gördüğümüz sırada fileye başlıyoruz. 1 2 3 4 zincir burada 8 trabzanımız vardı baştaki bir iki tane trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğne örüyorduk sonra tekrar 4 zincirimizi çekiyoruz tekrar iki trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp sık iğne örüyoruz devam ediyoruz 1 2 3 4 zincir şimdi bakın bu arada iki trabzan arasında geçerken de burada zaten iki tane trabzan noktamız kalıyor buna hiç dokunmuyoruz bu sık iğneden sonra da gelen bakın bu nokta bittiğinde bir diğer 8'li trabzanın ilk trabzanından başlıyoruz saymaya. 1, 2, 3'üncüsüne batıp sık iğne örüyoruz. 2 trabzan noktasının arasından geçerken de bakın bu şekilde son 2 trabzanı sık iğneye ve baştaki iki trabzan atlayarak 3. trabzana batıp bu şekilde geçişimizi sağlamış oluyoruz. Sonra yine aynı şekilde devam ederek bakın diğer kısma yine iki trabzan atlıyoruz. 3. trabzana sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen 4 zincirlik fili boşluğuna sık iğne. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle hemen fıstık noktamızı yapmaya geçiyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde gösterelim. Sonra arada yine 3 zincir var. Bu şekilde köşe hep fıstıklar, ikili fıstıklar devam ediyor. Şimdi buradaki file sıramızdan sonra da modelimiz çok rahatlıkla anlaşılmış olacak. File sırasından sonra yine bakın ilk 4 zincirlik fileye sık iğne ördükten sonra ikincisine hep 8 trabzanla başlayacağız bu başlangıç hiç değişmeyecek zaten 8 trabzan sık iğne sık iğneler hep bu 8'i trabzanların tam orta kısmına denk gelecek sonra iki trabzanlı noktanın yelpaze noktasının arasından yeni bir yelpaze çıkacak ve yelpaze sırası bakın bir sonraki sırada iki Sonraki sırada 1 2 3'e çıkacak. Sonraki sırada 4 5 böyle birer birer artarak yelpazelerimiz büyümüş olacak. Bu şekilde e, örgümüzü büyüteceğiz. Hemen şöyle büyük parçada göstermek istiyorum. Bakın burada ben 33 sıra olana kadar şu ilk sıradan itibaren 33 sıra olana kadar devam ettim. Bu aşamada ölçüyü sizlere vermek istiyorum. Bunu istediğiniz bedene göre ayarlayabilirsiniz. Bu arada şöyle e, volanlı duruyor bakın. Dalgalı dalgalı motifimiz bu istediğimiz bir şey. Eğer bu olmazsa e, hırkaya formunu veremeyiz. Şimdi şu göbek kısmından ölçeceğim. Bakın şu kenar kısmını ölçelim. Şu nokta daha bakın. Artırma yaptığımız ikili fıstık noktamız var düpedüz giden. Bu noktayı ölçelim. Tam göbekten tutuyorum. Orta delikten. 33 sıra ördüğümde elde etmiş olduğum ölçü 43 santim oldu. Aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi verdiğim ölçüler sizin ölçülerinizden biraz az belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıkılığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı olarak değişecektir. Örneğin eli çok sıkı olan biri 33 sıra ördüğünde daha küçük bir parça elde edecektir. Eli gevşek olansa daha büyük bir parça elde edecektir. Yaklaşık e, örneğin bu ölçü bir beş santim kadar bile fark edebilir. Bunu dikkate almakta fayda var. Şimdi bakın bu parçadan iki tane hazırlıyoruz. Şimdi bunu nasıl hırka formu vereceğiz? Hemen sizlerle paylaşalım. Bakın altıgen motifimizi 33 sıra örerek büyüttük. Şimdi bunu katlayacağız. Bundan iki tane öreceğiz. Şöyle yapalım. Bakın bitiş yaptığımız nokta burası. İpimizi henüz kopartmadık. Burada kol kısmından birleştirme yapacağım için ipin olduğu noktada. Bakın şu ipin olduğu kenar kısmı. Şöyle göstermek istiyorum. Burada şu noktayı iki kenar ucu, bakın ikili fıstıkların olduğu noktayı alıyorum. Bunu şöyle ikiye katlıyorum. İkiye katladıktan sonra bu bana kol ucunu veriyor. Bakın şu kısım kol ucu. Sonra gelip getiriyorum arkadan. Bakın bu şekilde. Şu noktayı katladıktan sonra şu şekilde bir e, L oluşturmuş oluyorsunuz. Bundan iki tane dediğim gibi yapıyoruz. Şimdi burada bakın. Bu hırkamızın bir tarafı bir de diğer tarafı olacak. Şimdi onu da sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi burada ipimiz kaldı. Bu kolumuzun e, ucu, kol ucu. Şimdi buradan omuzdan kolun olduğu noktadan birleştirerek omuza kadar ilerleyeceğiz. Burada bir yaka açıklığımız olacak. Hemen diğer parçayı da e, yanına koyalım. Daha anlaşılır olsun. Bakın burada diğer parçayı da aynı şekilde katlayarak e, iki parçayı yan yana koyduğumuz zaman hırka formunu elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu hırkamızın ön kısmı olacak. Burada dediğim gibi yaka açıklığı bırakacağız. Şu arka kısımda da bakın en son sırayı trabzanlı olarak bitirdik. E, bu arka kısımda da yine birleştirmeyi yapmış olacağız. Şurada ilk noktada bakın buradaki kolumu buradaki bakın uçtan başladık birleştirdik. Şöyle göstermek istiyorum. File şeklinde çok güzel bir birleştirme yapacağız. Şimdi bu kolu birleştirdik. Ön kısımda bir kenar iki tane de trabzan noktası Bakın kalıyor. Bunu burada bırakıyorum. İpimi de yine kopartmadım. Burada kalıyor. Şimdi kol kısmını birleştirmeye geçeceğiz. Bakın bu gövde kısmı. Şu kol ucundan alıyorum. Bakın burada ilmeğimizi uzunca bırakmıştık. Şimdi burada kol kısmı nasıl birleştiriyoruz? Bunu sizlere tarif ediyor olacağım. Şöyle yapalım. Bakın bu kısmı şöyle tutalım bu kol noktamız. Buradan birleştireceğiz. Bakın burada motifimizi bitirdiğimiz sırada en son yine tekli trabzanla iki fıstığımızı yapıp bu noktayı bitirdik. Şimdi bu noktada bir tane şöyle zincir çekeceğiz. Burada ilmeğimi bırakıyorum. Bakın şu kol kısmı kol ucu. Şöyle göstermek istiyorum kol ucunu. Şunu şöyle kenara alalım. Burası kol ucu. İki kol noktasını bakın koldan başlıyoruz. Omuza doğru birleştireceğiz. Şimdi burada İkili fıstık noktasının arasında 3 zincir var. Bu 3 zincirlik boşluğa batıyorum. Buradaki ilmeğimi buradan geçiriyorum. Şimdi bu noktada 1 2 3 zincir çekiyorum. Buradaki bakın şöyle göstermek istiyorum. 4 zincirlik file boşluğuna direkt batıp ilmek çıkarıyorum. Diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sonra 1 2 3 zincir çekip buradaki fıstıktan sonra gelen 4 zincirlik boşluğa batıp ilmeğimi tığımın ucuna alarak buradaki noktadan geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Hep 3 zincirle bu noktayı birleştireceğiz. 3 zincir çektikten sonra şimdi 8 tane trabzanı olduğu noktaya geliyorum. Baştaki 1, 2 tanesini bırakıp 3. boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3 zincirimi çekip bakın. Buradaki fileleri karşılıklı batıp bağlantımızı yaptık. Şimdi buradaki karşı parçadaki 8 tane trabzanın baştaki bakın şu 1 2 3. noktasına batıyorum bıraktığım ilmeği tığımın ucuna alarak bu noktadan geçiriyorum sonra tekrar 1 2 3 zincirimi çekip buradaki 8 trabzanda devam ediyorum 2 tane trabzanım atlayıp 3. trabzana batıp tekrar bir kaydırma yapıyorum sonra tekrar 1 2 3 zincir hep 3 zincirle devam edeceğiz Sonra bakın karşı parçadaki 8 trabzana e, örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3. boşluğa batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Şimdi bakın file sırasında yaptığımız işlemin birebir aynısını yapıyoruz. Buradaki 2 trabzanı sık iğneyi atlayıp buradaki 8 tane trabzanın 1, 2 tanesini atlayıp baştaki 3.süne batarak kaydırmamızı yapıyoruz. Sonra tekrar 3 zincir ilmeği esnetip bu tarafta da yine bakın ikinci 8 trabzan noktaya geliyoruz üçüncü boşluğa batıp baştaki ilmeği buradan geçirip 1 2 3 zincir yine 1 2 trabzan atlayıp üçüncüsüne batıp kaydırma bakın kaydırmalarla larla fili yapıp yine şöyle göstermek istiyorum karşılıklı bağlantımızı yaparak burada iki parçayı birbirine birleştirmiş oluyoruz. Bakın bu kol kısmı kol kısmını birleştiriyoruz. Kolda devam edeceğiz. Ta ki bakın şu omuz kısmına kadar yaka açıklığı bırakacağımız noktaya kadar birleştirerek devam ediyoruz. Şimdi bakın iki tarafı da iki kol kısmını da birleştirdim. Şimdi sağ taraftaki olan örgümü alıyorum. Burada en son kaydırma işleminden sonra şu noktayı yapalım birlikte. Sağ taraftaki olan parçayı kaydırmayı yaptıktan sonra bakın bu noktada Şöyle bir tane zincir çekip ipimi yeteri kadar kesiyorum. Burada bu ipi kopartacağım. Bu iple artık devam etmeyeceğim. Şöyle ipimi çekeyim. Bakın. Burada en son bu ipi de gizleyerek öreceğim. Şimdi baktığınızda şöyle omuz kısmına kadar birleştirdim. Bakın koldan başladık. Omuz kısmına kadar birleştirdik. Şu kısım arka ense açıklığı. Bu da ön yaka açıklığı. Bakın ön kısımda iki dilim Yelpazemiz var. Bir de köşe noktamız var. Bunu bu kadar e, açık bıraktım. Ama sizler e, bu kısmı istediğiniz ölçüde e, çalışabilirsiniz. Şimdi bu noktada bakın burayı bırakıyorum. Bu burada kalacak. Şimdi diğer noktada devam ediyorum. Oradaki ipimi koparmadım. Burada aynı şekilde bağlantıya devam ettik. Ön kısımda bakın sağ taraftaki parçamız gibi yine bir tane fıstıklı köşemiz. iki tane de yelpaze noktasını bıraktık. Bakın hiç başlamadık. İpimizi burada 3 e, zincir çekip bağlantımızı kurduk. Burada ipimizi kopartmıyoruz ve devam ediyoruz. Neden? Ta ki köşe uca kadar. Burada devam ederken de şöyle bir tane zincirimizi çekelim. Diğer trabzanlı noktalara batıp ilmek çıkarıyoruz. Diğer ilmekten kaydırıyoruz. Kaydırmalarla bakın bu noktaları şöyle geçeceğiz. Her bir trabzanın tepesine kaydırma yapıyoruz. Buradaki sık iğne noktasına da kaydırma yapıyoruz. Her bir trabzanın olduğu tepe noktaya gelip kaydırma yapıyoruz. Ki köşe noktaya kadar gelelim. Zincirli kısma geldiğimizde de bakın bir tane zincirli noktaya batıp kaydırma yaptık. Bir zincir tekrar aynı boşluğa batıyoruz. Bir zincir sonra fıstığın tepesine batıp kaydırma. Şimdi 3 zincirlik boşluğa geldik kaydırma. Bu noktada şöyle bir zincir çekiyoruz. Bakın arka kısımdayız. Ensedeki açıklığı ve yaka açıklığını bıraktık ikinci parçada. Şimdi burada şu ön kısmımız bu taraf arka kısmımız. Şimdi arka tarafları birleştiriyoruz. Şöyle. Bakın bu iki arka parçayı birleştireceğiz. Koldaki yaptığımız işlemin birebir aynısı. Şöyle göstermek istiyorum. Tabii ipi çekerken birazcık söktüm hemen hemen kaydırmalarımı yapıyorum. 3 zincirlik boşluğa da kaydırma yapıp bir zincirimi çekip buradaki ense kısmındaki noktaya geliyorum. Hemen köşe 3 zincirlik boşluğa batıp burada bakın 1, 2, 3 zincirimi çekip 4 zincirlik file boşluğuna kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Karşı parçadaki 4 zincirlik boşluğa batıp kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 8 tane trabzan olduğu noktada ilk iki trabzan atlayıp 3.sine batıp kaydırmamı yapıyorum. Yine 3 zincir karşı parçadaki 8 trabzanın olduğu noktada 1 2 3. bakın 1 2 3. trabzana batıyorum ve ilmeği buradan geçiriyorum. Tekrar 3 zincirle koldaki birleştirmenin birebir aynısını yaparak şimdi bu sırt kısmı birleştireceğim ve artık ipim bu uçta kopartmış olacağım. sıramızın sonuna geldik. Bu aşamada 3 zincirimizi çekip 4 zincirlik boşluğa batıp bu ilmeği buradan geçiriyorum. Şimdi bu noktada şöyle bir zincir çekip buradaki 3 zincirlik boşluğa kaydırma yaptıktan sonra buradaki 3 zincirlik boşluğa da batıp kaydırmamı yapıyorum. Şöyle bir zincir çekip burada ipimi yeteri kadar kesip çıkarıyorum. Sonra bu kısa kalan ipi de gizlemiş olacağım. Hırkamızın hemen şöyle ölçülerini de sizlerle paylaşalım. Hırkamızın en 54 santim boyu 60 santim oldu. Kol e, noktası da bakın şu ikiye katlanmış noktada 27 santim ölçüsünde oldu ölçülerimizde bu şekildeydi. Bu çalışma için spagetti yağlı yani soft cake ipinden iki yumak yeterli oluyor. Sizler isterseniz kenar kısmında farklı süslemeler yapabilirsiniz. E, bu etek kısmını daha uzun da yapabilirsiniz. Yine ip yetecektir çünkü e, son iki renkten e, kalıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Yakaya farklı detaylar yapabilirsiniz. Bu kısımlara e, bağlama noktaları oluşturabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. İsterseniz kol kısmı da eğer kısa gelirse sonradan örüp uzatabilirsiniz Böyle üzerinde oynayabileceğiniz çok güzel bir hırka oldu şimdi artık mankenimizin üzerinde görebiliriz hırkamızı tamamladık tarifimiz de bu şekildeydi umarım sizlerde beğenir ve denersiniz yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum videomuzu beğenmeyi yorum bırakmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.